cezai ehliyeti olmadığını iddia edip daha sonra da bunu serbest bıraktığınız bu yaratığa 2 yaşındaki bebeği nasıl emanet? Evet değerli dostlar, şimdi Sıla Bebek'e geçeceğiz. Sıla Bebek'le ilgili gelişmeler var. Geçtiğimiz günlerde vicdanları kanayan bir olay yaşanmıştı Tekirdağ-Malkara'da. Ve Tekirdağ-Malkara'da 2 yaşındaki bir bebek 3 kişi tarafından istismara uğrayıp işkence görmüştü. Vücudunda morluklar vardı, ısırıklar vardı ve diğer taraftan da baktığımızda maalesef canilikler diz boyuydu. Bununla ilgili biz bir yayın yaptık ve o yayında şunları söyledik. Dedik ki yahu devlet neredeydi? Yani bu kadın bu işkenceleri yaparken, çünkü Sıla Bebek'in annesinin de 13 yaşında hamile kaldığı, yani çocukken istismara uğrayıp bir bebek dünyaya getirdiğini ve bu bebeklerden biri 5 yaşında devlet kontrolünde, geriye kalan Sıla Bebek de yanındaydı. Kocasıyla ya da sevgilisiyle beraber yaşıyordu ve çocuğu istismar etti. Üvey babası çocuğu ağır bir şekilde istismar ederek iç organlarını parçalamıştı maalesef. Diğer taraftan yan komşusundan 2 tane genç çocuğu vardı. Yaratıklar da, onlar da maalesef bebeği mahvetmişlerdi. Peki bununla ilgili gelişme ne oldu? Bakanlığın açıklaması var. Bakanlık diyor ki Tekirdağ'da gördüğü şiddet nedeniyle beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı belirlenen 2 yaşındaki Sıla Bebek'in tutuklanan annesi Bakiye Y'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden maddi ve manevi destek aldığı ve kadın sığınma evinden kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Şimdi maddi manevi destek alıyor, aynı zamanda kadın sığınma evinde bilincinin, yani uyuşturucu kullandığı söyleniyor, iddia ediliyor. Bu tür şeyler varken devlet nasıl çocuğu bıraktı peki? Nasıl çocuğu bu kadının eline bıraktı? Yani bebekte müthiş bir darp izi var. 8 Eylül akşamı Sıla Bebek yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Daha önceden de işkence görmüş. Vücudunda morluklar olduğu tespit ediliyor. İşkence gördüğü tespit ediliyor ve doktorlar darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildiriyorlar, adli vaka diye. Durumu ağır olan Sıla, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor. Beyin kanaması geçirdiği söyleniyor ve tespit ediliyor ve daha sonra ameliyat ediliyor. Hastane ayrıca Sıla'nın aldığı DNA örneklerini incelemek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderiyor ve istismara uğradığı ortaya çıkıyor. 5 yaşındaki kızı da koruma altında olduğunu bildirdik. Bunun için 5 kişi için tutuklama çıkmıştı. Gizli kararı alınan soruşturma kapsamında, bu konularda niye gizli kararı alınıyor bilmiyorum. Yani bunları ifşa etmek varken, yani bu şerefsizleri ifşa edip ortaya çıkarmamız gerekirken onları korumak için gizlilik kararı çıkarıyoruz. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bakiye Y'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma Bakiye Y, dini nikahla birlikte yaşadığı sanlı Ö, komşusu Kani, dedim ya sevgilisi diye, eşi değil çünkü, Kani A ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları GA ve KA tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün 11 Eylül'de yaptığı açıklamada Sıla Bebeğin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporuyla kesinleştiğini açıkladı. Bakın, çocuk büyük falan demiyoruz. Bebek diyoruz yani. Bebeğe kadar indi bu şerefsizler, bu haysiyetsiz insanlar. Çocuğun vücudunda ciddi morluklar, ısırık izleri var. Müthiş bir darp edilmiş. Kızın, çocuğun, bebeği mahvetmişler. Yani bebeği işkence yapmışlar. Diğer yandan soruşturma kapsamında Sıla'nın vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edilmiş. Hayvanların yaptığını görüyor musun? Bebeğin vücudundaki, ya özür dilerim hayvanlardan, gerçekten hayvanlardan özür diliyorum, yaratık diyeceğim bunlara, çünkü hayvanlar böyle zarar vermiyor insanlara. Bebeğin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunu belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda başlatılan inceleme sürüyor. İsmail Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi süren bebeğin durumunun ciddiye gittiğini söylüyor. İşte bakanlıkta il müdürlüğü de biz zaten kendisine anneye destek oluyorduk demiş. Para desteği vererek bir çocuğun hayatını kurtaracağınızı düşünüyor musunuz? Yani bir taraftan bu kadının uyuşturucu bağımlısı, müptelası olduğunu söylüyorsunuz. Diğer taraftan çocukları tekrar buna emanet mi ediyorsunuz? Buradaki mantığı anlayabiliyor musunuz? Ya da diğer noktaya bakalım. Daha dramatik olan noktaya bakalım. Abla da bir konuşma yaptı. Bakiye'nin ablası. O ne söyledi peki? Bu vicdansız annenin ablası da şunu söyledi. Evet, daha önce uyuşturucudan dolayı, kullanımından dolayı içeriye atılmıştı. Fakat akli dengesinin çok yerinde olmadığı için, cezai ehliyeti olmadığı için tekrar serbest bırakıldı dedi kız kardeşi için. Cezai ehliyeti olmadığı için serbest bıraktığınız birine bebeği nasıl emanet ettiniz? Tekrar soruyorum. cezai ehliyeti olmadığını iddia edip daha sonra da bunu serbest bıraktığınız bu yaratığa 2 yaşındaki bebeği nasıl emanet ettiniz? Hangi akılla emanet ettiniz? Hangi vicdanla emanet ettiniz? Bunu sorarlar insana. Bakın, Narin'in yayınlarına başladığımızda şunu söyledik. Narin ilk değildi, son olmayacak ama inşallah son olması için mücadele edeceğiz dedik. Ve sonra Sıla'nın haberi geldi. Sıla bebeğin haberi geldi. Şimdi bana biri açıklasın bunun mantığını. Bu bebeğe nasıl kıydınız? Nasıl görmezden gelebildiniz? 3 kuruş para vererek bu bebeğin geleceğini kurtardığınızı mı zannettiniz? Anneyi sığınma evine alıp daha sonra sığınma evinden kendi isteğiyle gitti diye bebeği de yanından nasıl verdiniz? Uyuşturucu müptelası olan bir kadını hapse koyup, cezaevine koyup, daha sonra da cezai ehliyeti yoktur deyip bırakıp 2 yaşındaki bebeği nasıl emanet ettiniz? İşte buradaki mantık var. Yani burada yasal bir açık var. Adalet mekanizmasında problem var. Yasal açık kapatılmalı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da tarikatlara yardım etmekten vazgeçip artık gerçekten mağdur çocukların peşine düşüp onları kurtarmaya çalışmalı. Oraya buraya hortum vermesin. Aile Bakanı bugün Diyanet'e deli gibi para aktarmış. Neden Aile Bakanlığı? Yani bu çocuk burada mahvoluyorsa, bu çocuk burada katlediliyorsa, bu çocuğun hakkı savunulamıyorsa, doğru düzgün eğitim verilemiyorsa, çocuklar koruma altına adam gibi alınamıyorsa Diyanet'e para aktarmak mı gerekiyor? Bu muydu yani ihtiyacımız? Paranız çoksa bu çocuklara bakın ya. Fazlasını Diyanet'e aktarmayın. Bu çocukların geleceğini aktaran Allah aşkına yani. Ve bundan dolayı da artık gerçekten sabrımız tükeniyor bu konu hakkında. Gittikçe toplumun sabrı tükeniyor. Artık lütfen isminizin hakkını verin. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Çarçur etmeyin ya. Tarikatlara vermeyin bizim vergilerimizi. Tarikatların vakıflarına o paraları yağdırmayın. Bu ülkenin öz evlatlarına, mağdur çocuklarına, mağdur kadınlarına, mağdur kız çocuklarına yardım edin. Lütfen bu konuda da artık gereken önlemler alınsın.